هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة حبيبك الأمين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله والحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. محترم müslümanlar, aziz müminler, bu cuma dersimizi yine günümüzün konularını teşkil eden, yine insanlarımızın zihnini meşgul eden, yine gazetelerde vesaire yayınlarda gündemi belirleyen, 7'den 70'e Müslüman cemaatin dikkat ve alakasını çekmesi gereken, üzerinde derin derin düşünmesi icap eden konulardan bir tanesini bu cuma inşallah ezan-ı Muhammedi okununcaya kadar tavzih etmeye, açıklamaya çalışmak niyetiyle derse başlıyoruz. Allah-u Teala cümlemizi rızasın ve rahmeti istikametinde razı olduğu ameller işlemeye cümlemizi muvaffak eylesin. Bu konuda bilhassa, gerçi 70 yıllık bir mazisi olan, daha ziyade, daha dehşetli şekilde ama hala gündemde tutulan, hala tartışılan, konuşulan ve hala maalesef %99'u Müslüman olduğu söylenen ülkede, büyük çoğunluğuyla 1000 yıldan beri Müslüman kültürüne, Müslüman medeniyetine sahip olan bölgemizde, beldemizde hala bazı kesimler tarafından, bazı isimler tarafından rağbet görülen, destek verilen ve hala benimsenen korkunç bir manevi buhran, manevi bela olan dinsizlik, dinsizlik konusunu mümkün mertebede Kur'an ışığında ve ehadis-i nebeviyye, yani Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek hadislerinin ışığında kısa olarak, öz olarak açıklamaya çalışmak ihtiyacı duyulmuştur. Allah-u Teala yeryüzündeki fitnelerden, fesatlardan, felaketlerden ehli imanı muhafaza buyursun. Evet. Muhterem müminler, dinsizlik, dinsiz tabiri görüyorsunuz ki çok çirkin, çok sıkıcı bir kelime, dinsiz. Hani belki evsiz, barksız, çocuksuz, varlıksız dendiği zaman bunların hepsi olumsuz kelimeler ama, çirkin kelimeler ama, dinsiz dendiği zaman vallahi benim tüylerim ürperiyor. Dinsiz. Veya dinsizlik. Bu kelime Yunanca'da, Latince dediğimiz Yunanca, Avrupa lisanlarında tek kelimeyle gavurca
diyelim. Gavurca'da, Latince'de, Yunanca'da, Avrupa dillerinde dinsiz kelimesinin karşılığı, aklınızda kalır inşallah, karşılığı ateist kelimesiyle ifade ediliyor. Ateist. Böyle bir cereyana, dinsizlik, Allahsızlık cereyanına ateizm deniyor. Ateizm. Aklınızın bir kenarında kalsın. Çünkü her gün bunlar konuşuluyor. Acaba bu ne demek demeyesiniz. Ne manaya geliyor diye merak içinde kalmayasınız diye söylüyorum. Ateizm. Allahsızlık cereyanı, dinsizlik cereyanı anlamına geliyor. Bu cereyana kendisini kaptırmış olan, yani Allahsız yahut dinsiz kelimesinin karşılığında da ateist kelimesini kullanıyorlar. Ateist, dinsiz. Bugünlerde yoğun propaganda var. Dünkü gazetelerde dikkatinizi zannediyorum çekmiştir okuyanlar, ilgilenenlerin haberi var. Diyanet İşleri Başkanı dahi bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Basit bir açıklama yapmış, kısa. O da şu: şimdi bilhassa hükümet üzerinde baskı yapıyorlar bazı yayın çevreleri. Yazarlar, çizerler, profesörler. Efendim, nüfus kağıdı alırken, o nüfus kağıdının içinde işte adı, soyadı, baba adı, ana adı neyse yazılırken, bir de o yazının içinde, nüfus kağıdının içinde dini, yani bu nüfus kağıdını alacak olan kişinin dini hanesi var, dini. Şimdiye kadar İslam yazılıyormuş. Dini İslam. Şimdi kampanya var, hızlı bir şekilde yürütüyorlar. O dini İslam hanesine bir şey yazmayalım diyor. Çocukların dinini yazmayalım. 18 yaşını geçtikten sonra o kendisi istediği şekilde orayı yazdırsın. İsterse Hristiyanım desin, isterse Yahudi olsun, isterse ateist yani Allahsız yazdırabilsin, dinsiz yazdırabilsin. Dinsizlere özgürlük istiyoruz, Allahsızlara hürriyet istiyoruz diye her gün kıyamet kopuyor. Basında, gazetelerde. Yani şimdi dinsiz olmak isteyen bir adam hürriyet içinde değilmiş, gidip de nüfus kağıdının o hanesine, dini hanesine dinsiz kaydını yaptıramıyormuş. Ben Allahsızım diyemiyormuş, dinsizim diyemiyormuş. Niye? Daha doğduğu gün annesi babası götürüp oraya Müslüman yazıyormuş. Bu da insan özgürlüğüne aykırıymış. Türkiye'de dinsizlik hürriyeti yokmuş. Nüfus müdürlüklerine talimat verilsinmiş, hükümet kanun çıkarsınmış ve isteyen istediği gibi dinsiz olabilsinmiş. Şimdi bunu devam ettiriyorlar. İnşallah. Korkunç bir kampanya açtılar. Ve gazetelerin hemen pek çoğunda her gün yazılar yazan fıkra muharrirleri var, yazarlar var. Yazarlar var. Bunlar her gün yazılarını bu istikamette yazıyor ve hükümet üzerinde, kamuoyu üzerinde baskı unsuru olarak bu yayınları devam ettiriyorlar. Şimdi bütün bunlar bir Müslüman olarak, bir mümin, hatta nüfusu, şu nüfus dediğimiz şey, %99'u Müslüman olduğu söylenen şu ülkede, ki bu tabir beni hiç tatmin etmiyor. Yani nüfusunun %99'u Müslümandır sözü bana çok çirkin geliyor, bayat geliyor. Hiç inanmıyorum. Hiç beni tatmin etmiyor. Kim nerede söylerse söylesin, nüfusunun %99'u Müslüman der demez, benim moralim bozuluyor. Aslında sevinmemiz lazım, memnun olmamız, ya ne kadar güzel.
100 kişinin 99'u Müslüman dendiği zaman tabii Müslüman olarak sevinmek, övünmek, hoşlanmak lazım ama bu söz bana yanıltıcı geliyor. %99'u Müslüman olsa bu memleketin hiç bu demin bahsettiğim kampanya yazılıp çizilebilir mi? Ağza alınır mı? Dinsiz, Allahsız kelimesi konuşmak bile insanı ürpertiyor. Onun için %99 Müslüman tabiri çok şüpheli, çok tartışmalı ve belki bir ölçüde memleketi aldatmak ve insanları sahte bir memnuniyet içine sokmak, yanıltıcı olmak bakımından da çok kötüdür. Mümkün olsa halkının %99'u Müslüman olan kelimesini ben ortadan kaldırıp hiç konuşmam, ağzım almam yani. Yanıltıyor. İnsana bir geçici bir ferahlık veriyor, rahatlık veriyor. Oo ya %99 Müslüman, bize top kar etmez, bize bir şey olmaz. Der gibi bir kandırmaca oluyor. Onun için bu kelimeyi kullanmamak lazım. Çünkü uymuyor. Mümkün değil, uymuyor yani. Niye? E şimdi konuşmalarda, meyanlarda, demeçlerde, siyasilerin, hocaların konuşmalarında elhamdülillah diyoruz, bu memleketin, bu milletin %99'u Müslüman diyoruz. Sokağa çıkıyorsunuz, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda, panayırda, etrafta 100 tane kadın görüyorsunuz, bu 100 kadının 99'u çıplak. O zaman %99'u Müslüman kelimesiyle çarşı ve pazardaki manzara birbirine zıt teşkil etmiyor mu? Tezat teşkil etmiyor mu? Sokakta dolaşan şortlu kadın, pantolonlu kadın, bilucinli kadın, bluz giymiş kadın, saçlarını taramış açık saçık bir kadın, dışarıdan baktığınız zaman hangisi Müslümanların kızı, hangisi Ermenilerin kızı ayırt edebiliyor musunuz? Vallahi mümkün değil. Sen benim külahımı anlat %99 Müslüman diye. Adama hayvanlar bile güler. Ben gördüğüm şeylere, realiteye, açık meydanda olan hadiselere bakmam lazım. Mümkün değil. İnsanların içinde taşıdığı inancı da o taşıyandan başka kimse bilmez. Ben ne bileyim ki İslam'a inanıyor. Dıştan baktığın zaman tam bir bal gibi Ermeni karısı. Çıplak. Müslüman bir hacı efendinin kızıdır demek için ta kalkıp evinin ortasına, onu da herkes yapamaz. Allahu Teala Müslüman erkeklerle Müslüman kadınların Müslüman olmayanlardan ayrılması için bir hüküm koymuştur. Hüküm, kanun. Nedir bu? Tesettür. Örtünme. Onu yerine getirdiğiniz zaman, onu uyguladığınız, Allah'ın bu hükmünü, bu kanununu, bu emrini uyguladığınız zaman sokaklarda dolaşan Müslüman kadınlarla gayrimüslim kadınlar hemen seçilir, hemen fark eder. E o zaman biz %99'u Müslümandır dediğimiz zaman yaşadığımız hayatın realitesine aykırı konuşmuş oluyoruz. Ancak bir de şöyle bir anlayış var, şimdi hızla bunu da yaymaya çalışıyorlar. Bahusus bazı böyle vaiz arkadaşlar, hoca arkadaşlar çıkmış şimdi, gittikçe de sayısı artıyor bunların. Bilmiyorum neye hizmet ediyorlar. Efendim, bir insan La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedikten sonra 24 saat şarap da içse, her gün 24 defa zina da etse, herkesin evinin kapısını kırıp içeriden hırsızlık da etse, bu Müslümandır, kardeşimizdir, cennetliktir, Muhammedidir. Şimdi bunu yayıyorlar. Vallahi kürsüde konuşan hoca bunu yayıyor.
Bunu niye yayıyorsun yavrum? Sen bir vaizsin, sen bir hocasın. Yani la ilahe illallah diyen bir adam 24 saat şarap içer mi? Hayvan oğlu hayvan. Olur mu yani? Şarapla Müslüman bir araya gelir mi? Yani bunu da vaiz olarak çıkmış kürsüde konuşuyor adam ya. Ne yani? Bu böyle vaiz olur mu ya? Zaten elin herifi bahaneye bakıyor ya. Ooo! Kelime-i şehadeti getirdikten sonra gerisi mühim değilmiş ya. Yürü meyhaneye! Adam meyhane, camiye gelmiyor ki. Galiba bu arkadaşlar böyle yumuşak davranalım da, yumuşak davranalım, sempatik davranalım. Aman bunlara kafir mafir demeyelim ki camilere gelsinler zannediyorlar. Biraz zavallı camiye değil, bunlar meyhaneye gidiyor. Hani camiye? Hiç böyle yumuşak konuşan, yavaş konuşan, canım la ilahe illallah dedikten sonra istediği kadar şarap içsin, o da bizim kardeşimizdir, Müslümandır diyen bir vaizin gidin vaazına üç tane, üç saf cemaat bulamazsınız. Hani iddialarıyla yaptıkları iş arasında bir tenakuz var. Eğer böyle, canım Mevlana böyle söylemiş, ne söylemiş? Gel, ne olursan gel. İster kafir, ister putperest, ister mecusi, ne olursan gel. Bu dergah ümitsizlik dergahı değildir. 100 kere tevbeni bozmuş olsan yine gel. Tamam doğru. Ama gel diyor, bakın camiye çağırıyor. Camiye çağırıyor. Sohbete çağırıyor, vaaza çağırıyor. Gel de vaizi dinle, sohbeti dinle, tekrar meyhaneye dön demiyor. Tekrar günahlara dön demiyor. Bunu kasten yanlış yorumlamaya kalkıyorlar. Ve işlerine geldiği gibi izaha çalışıyorlar. Böyle şey olamaz. Onun için böyle efendim yumuşak olalım. Kimseyi itham etmeyelim. Aman yavaş olalım. Aman ürkütmeyelim. Aman korkutmayalım. Hiç cehennemden bahsetmeyelim. Kim la ilahe illallah dediyse cennetliktir diyelim. Şarap içmesine karışmayalım. Kerhaneye gitmesine karışmayalım diyen vaizler ve hocalar aldanmışlardır. Böyle hoca tanımıyorum. Böyle vaiz olmaz. Böyle bir vaaz, nasihat, irşat olmaz. Zaten bütün yayın vasıtaları, bütün televizyonlar, bütün gazeteler devamlı içkiyi reklam ediyor. İçin, için, için diyor. Görüyorsunuz. Devlet televizyonu ve özel sektörün çalıştığı televizyon kanalları sürekli içki reklamı yapıyor. Alkol, alkol devamlı. Bir de hoca kürsüye çıkar da la ilahe illallah dedikten sonra 24 saat içki de içse bu Müslümandır, cennetliktir derse aynı propagandaya benzemiyor mu? Aynı reklama benzemiyor mu? Bunlar yanlış şeyler, bunlar günah şeyler. Böyle hocalık olmaz, böyle vaizlik olmaz. Tamam, cenneti de anlat, cehennemi de anlat. Peygamberler de iki kanatlıdır. Peygamberin bir tarafı cenneti müjdeler, bir tarafı cehennemi söyleyerek korkutur. İnsanları korkutmayan peygamber olmamıştır. Çünkü peygamberler iki sıfatı var. Beşir ve nezir. Beşir demek cennetle müjdeleyen, nezir cehennemle korkutan demek. Nezir. Beşir ve nezir iki sıfat var. Sade birini alayım öbürünü almayayım diyemezsiniz. O zaman eksik tarif edersiniz, yanlış tarif edersiniz. Böyle peygamber yok. Efendim zina da etse, içki de içse, kumar da oynasa, la ilahe illallah diyen kardeşimizdir, cennetliktir. Meselesi yoktur, problemi yoktur denir mi ya? Böyle bir şey olsa bile söylememek lazım. Çünkü alır eline, düşer meyhanenin yoluna. Neye hizmet ediyorsunuz? Evet, konumuza dönelim inşallah. Dinsizlik cereyanı şu anda çok yoğun şekilde devam ediyor. Bahusus Türk basınında. Türk basınında
bir hayli kabarık ateist dediğimiz, Allahsız dediğimiz, dinsiz dediğimiz insanlar her gün bu Türk basını diye adlandırılan gazetelerde makaleler, yani günlük yazılar yazıyorlar. İşte bir tanesi görüyorsunuz, 80 yaşına gelmiş, adeta 80 yaşına gelmiş, kartlaşmış, yüzüne bakılmaz hale gelmiş ve Allah nurunu, rahmet sıfatını tamamen yüzünden, üzerinden çekip almış ve Türk milletini domuz eti yemediği için geri kalmıştır diyecek kadar bunamış, kafir oğlu kafir bir tanesi Sivas'ta otelin yanmasına ve Sivas'ı kana boyanmasına sebep olan birisi. Resmen ben sizin Allah'ınızı tanımıyorum diyor. Bunu 60 milyon memlekete karşı söylüyor. 60 milyon insan diyelim. Ben sizin inandığınız Allah'ı tanımıyorum diyor. Ondan sonra efendim dinsizlere hürriyet verilsin diyor. Allahsızlara hürriyet verilsin diyor. Hale bakın. Zaten bunu söylüyorsunuz. Basın toplantısı yapabiliyorsun. Devlet seni şu anda bu kafiri, bu Allahsızı 32 tane sivil polis, devlet tarafından tayin edilen 32 koruma polisi koruyor şu anda. Araştırdım, buldum yani, hepsini buldum. 32 tane güvenlik görevlisi bu gavuru koruyor, bu dinsizi koruyor. Şu devletin haline bak. Ya bunlar millet bütçesinden bu polis kardeşlerimiz bu ne yapsın tabii, devlet nasıl maaş alıyorlar. Devlet hazineden maaş verdirerek 32 polise bir Allahsızı koruyor. Korumasını yaptı. Ne olacak kardeşim, yani böyle bir memlekette, böyle bir ülkede bilmiyorum yani, geleceğe umutla bakmak çok zor. Her gün insanın umutlarını kıran olaylar patlak veriyor. Bakın ormanlar cayır cayır yanıyor. Bütçe, hazineler resmen soyuluyor. Bir İSKİ, görüyorsunuz İstanbul Sular İdaresi. İSKİ demiyorlar mı canım, yanlış mı söylüyorum? Sular İdaresi'nin başında 6 sene müdürlük yapan adam. Her akşam görüyorsunuz yani bunları. Duyuyorsunuz, dinliyorsunuz. Herhalde insanlar bir yorum yapıyor, bir kafasını, beynini işletiyor. Sekreteriyle cinsel ilişkiye geçiyor. Arkasından bunu karısı duyuyor. Hadise patlak veriyor. Aman yayılmasın, duyulmasın diye karısını boşamaya razı etmek için 12 milyar nakit para veriyor karıya. 450 tane cumhuriyet altını veriyor karıya, eski karısına. 5 katlı bina veriyor. 500 milyonluk bir araba altına çekiyor. Karıyı razı ediyor. Aman yayılmasın, duyulmasın. Bu kadar serveti bir kişinin elde etmesi, bir memur ya bu adam. Yani Sular İdaresi'nin müdürü. Bu parayı elde etmesi mümkün değil maaşıyla. Niye? Vatandaşın su parası diye götürdüğü parayı resmen vallahi yahu etmişler. Şimdi siz geleceğe ümitle bakabilir misiniz? Elinize aldığınız zaman su faturasına iştahla bakabilir misiniz? O parayı seve seve götürüp devlete yatırabilir misiniz? Ben yatıramam. İçimde bir iğrençlik var, içimde bir nefret var, içimde bir kin var, içimde bir düşmanlık var. Bunu siz yapıyorsunuz, bunu devlet kendisi yapıyor, bunu müdür yapıyor, bunu belediye yapıyor. Ondan sonra efendim bu millet devlete vergi vermiyor. Sana vergi verin, gönül huzuruyla vergi veren bir adam rastlamadım ben Türkiye'de. Nerelere gidiyor para? Hangi tezerenklere gidiyor? Hangi İsviçre bankalarına gidiyor senin verdiğin vergi? Vallahi telefon parasını, su parasını, elektrik parasını yatırmaya giderken içim asla rahat etmiyor. Hiç mümkün değil. Rahatlıkla veremiyorum. Yoksa bu millet niye vergi vermesin devletine? Niye vergisini rahat bırakmıyorsunuz ki? İşte Emlak Kredi Bankası'nı soyan horzumlar, kafirler, Yahudiler kol geziyor, meydanlara dolaşıyor. Sen devlete vergi vermiyor bu millet diye laf ediyorsun. Sana değil, kimse inanmaz sana.
Evvela soygunları önle. Evvela insan yetiştir. Ey cumhuriyet, insan yetiştir. Cumhuriyetin en büyük felaketi insan yetiştirememiş olmasıdır. İnsan. 70 senedir mekteplerde, ilkokullarda, her gün söylüyorum bunu. Ve burada konuştuklarımı genel kurmay başkanlığında da konuşmaya vallahi hazırım. Yeter ki fikir hürriyet olsun. İnşallah. Fikir hürriyeti. Herkes inandığı gibi konuşabilsin. Ama Türkiye buna müsait değil. Mümkün değil. İlla benim düşündüğüm gibi konuşacaksın diyor adam ya. Tepene vuruyor seni. Şunu açıklamayacaksın diyor. Düşün, 70 senedir ilkokullarda her sabah o mini mini yavrulara 5. sınıfı bitirene kadar papağan gibi ezberletiyorlar. Türk'üm, doğruyum, çalışkanım, küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak her sabah. Ama bakıyorsunuz ne doğru adam var, ne çalışkan adam var, ne namuslu adam var. Hani mektep? Vallahi cumhuriyetin mektepleri adam yetiştirememiştir, yeminle söylüyorum. İnsan yetişmemiştir. 70 seneden beri bu milli eğitim sistemleriyle okutulan öğrencilerden, insanlardan bir tane dünyada Nobel armağanı alan bir ilim adamı çıktı mı çıkmadı mı? Vallahi çıkmadı. Ne bir şair var, ne bir edebiyatçı var, ne bir romancı var, ne bir tıp ödülü, ne bir fizik ödülü, ne kimya ödülü, ne matematik ödülü almış bir tek ilim adamımız yok. Nobel armağanı alan insan yok. Afrika'da alan var. Bakın Afrika'da Nobel armağanı alan bir sürü siyahi adamlar çıktı. Cumhuriyetten çıkmadı Türkiye'de. Niye? İlim adamı yok. Yetişmiyor. Papağan gibi Türk'üm, doğruyum, cart cürt, cart cürt demekle adam yetişmiyor, mümkün değil. İlim akıl ister, orijinallik ister, genişlik ister, bir kere fikir hürriyeti ister. Şu yasak, şunu konuşmak yasak, bunu söylemek yasak, bunu demek yasak. Yasaklı olan ülke vallahi kalkınamaz. İşte Rusya, bakın çöktü 70 sene komünist yasaklardan dolayı. Huzurunuzda konuşan bir insan olarak bir din görevlisiyim. Hasbel kader aciz, naçiz, perişan bir hocayım. Vallahi 48 mahkemede 12 Eylül'den sonra 48 mahkemede anamdan emdiğim burnumdan gelmiştir. Anamdan emdiğim vallahi burnumdan geldi. Parmaklarımızdan cereyanlar vererek bizi sorgulamaya tabi tuttular. Anamızı arattılar. Niye böyle söyledin? Niye ayet okudun? Niye hadis okudun? Muhammed Mustafa kim ulan diyor bana savcı. Kim ulan bu Allah diyor. 48 mahkemede çekmediğimiz kalmadı. Daha bu memleket kalkınabilir mi? Bir hoca bir ayet okumuş, ne var yani? Konuşmak suç, anlatmak suç, söylemek suç. Peki nasıl kalkınacaksın? Ben fikrimi söylemeyeceğim, öbürü söyleyemeyecek, öbürü söylemeye. Nasıl kalkınırsın peki? Nasıl medeniyet kurarsın sen? Yasak olan ülkede hayat olmaz, kalkınma olmaz, beyinler çalışmaz, zihinler çalışmaz. Zavallı adamlar. 48 mahkemede ya anamızdan emdiğimiz burnumuzdan geldi. Niye sen bu ayeti okudun diyor, bu ayet diyor, laikliğe aykırı diyor. Hazreti Muhammed Mustafa laikliğe aykırıymış. Kur'an-ı Kerim laikliğe, bu laikliğin Allah belasını versin. Kur'an-ı Kerim ayetleri efendim laikliğe aykırıymış. Ben ebedi hayata inanmış bir adamım. Ben şuna inanıyorum ki mahşerde hayatımın hesabını Allah benden soracak. Ama neye göre soracak? Kur'an-ı Kerim'e göre soracak. Hepimiz hayatımızın hesabını Kur'an'a göre verecek miyiz, vermeyecek miyiz? Söyleyin. Peki bu laiklik ne? Hayatımızın hesabını laikliğe göre mi vereceksiniz? O halde laiklik bizi hiç ilgilendirmiyor, hiç santim ilgilendirmiyor. Bir Müslümanın laiklikle hiç alakası olamaz. Ben hayatımın hesabını mahşer günü laikliğe göre, bilmem ne ilkelerine ve inkılaplarına göre vermeyeceğim ki, Allah'ın kitabına, Kur'an-ı Kerim'e, Allah'ın Resulü Muhammed Mustafa'nın sünnetine göre hayatımın hesabını vereceğim. Seni ben nasıl rehber edinirim, seni nasıl ben kabul ederim? Sen benim hayatımın hesabını benim adıma vermeyeceksin, ben vereceğim hayatımın hesabını.
Kur'an'a göre yaşamak zorundayım. Kur'an'a göre düşünmek zorundayım. Kur'an'a göre hayatımı tanzim etmek zorundayım. Laikliğe aykırı oluyor diye beni cehenneme götüremesin. Beni Allah'tan koparamasın. Beni Muhammed Mustafa'dan koparamasın. Allah. İşte müminler, kardeşler, görüyorsunuz ki dinsizlik cereyanı resmen bugün dahi devletin himayesindedir. Görüyorsunuz, samimi olarak buradan söylüyorum. Dinine bağlı 5 vakit namazını kılan, içki içmeyen, kumar oynamayan, zina etmeyen, Allah Resulü yasaklamıştır diye yabancı kadınlara tokalaşmayan bir adam Türkiye'de genel müdür olabiliyor mu, olamıyor mu? Vallahi olamıyor. Ama şarap içen, her akşam şampanya patlatan, hiçbir namaz kılmadığı gibi secde bile etmeyen bir adam istediği dakikada genel müdür olabiliyor. Demek ki dinsizlikten yanadır idare. Niye bunu söylemeyelim? Bunu söylemek suç olur mu ya? Bunu söylemek suç olur mu? Niye böyle söyledin diyor. Devletin aleyhine konuştun. Vallahi olamıyor. Ama şarap içen, her akşam şampanya patlatan, hiçbir namaz kılmadığı gibi secde bile etmeyen bir adam istediği dakikada genel müdür olabiliyor. Demek ki dinsizlikten yanadır idare. Niye bunu söylemeyelim? Bunu söylemek suç olur mu ya? Bunu söylemek suç olur mu? Niye böyle söyledin diyor. Devletin aleyhine konuştun. Ya o devlet bunu yapıyorsa konuşulsun, niye aleyhine olsun? Herkes erkekçe yaptığını söylesin. Hem yapacaksın, hem de bir hoca söyleyince hakaretten mahkeme açacaksın. Rezalet. Vallahi dünya üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kadar düşünceye, inanca, konuşmaya, fikir hürriyetine karşı çıkan başka bir devlet kalmadı dünyada. İğreniyorum ben bu sistemden. Vallahi bu rejimden iğreniyorum. Adeta pislik görmüş gibi iğreniyorum bu rejimden. Düşünce yasak, konuşmak yasak, anlat. Peki serbest olan ne? Senin gibi düşünmek zorunda mıyım ben? Senin ilkelerine göre konuşmak zorunda mıyım ben ya? Kur'an-ı Kerim'e göre mi konuşmak, yoksa senin düşüncene göre mi konuşmak zorundayım? Ben Müslümanım, Müslüman Kur'an'a göre konuşmak zorundadır. Hadise bu kadar basit. İşte şimdi yürüyen bir kampanya. Efendim neymiş? Doğan çocuklar için nüfus müdürlüklerinden alınan nüfus kağıdına insanların dini yazılmamalıymış. İslam, İslam yazılmasın. O çocuk büyüdükten 18 yaşına geldikten sonra isterse Müslüman olmalıymış, isterse ateist, dinsiz olmalıymış. Nüfus memuruna gidip dinini kendisi yazdırmalıymış. Anne baba karışmamalıymış. Vallahi bunu yazıyorlar her gün gazetelerde. Dünkü gazetelerde Diyanet İşleri Başkanımızın da bu konuda açıklaması var. Şu memleket nerelere getirilmiş görüyor musunuz? Ne hale gelmiştir? Peki bir insan, bakın şimdi bir ayet okuyacağım ve konuyu toparlayacağım. Gerçi geniş bir konudur bu. Dinsizlik konusu, ayetlerde geniş açıklamalar var. Allahu Teala'nın değerlendirmesini, Rabbimizin, Mevlamızın dinsiz, ateist, yani Allahsız bir insan için Rabbimizin bu konuya nasıl nazar ettiğini, bu konuyla alakalı nasıl bir ayet gönderdiğini şu okuyacağım ayet-i kerimeyle izah etmeye çalışayım. Zaten vakit de yaklaşıyor. Bu dersimizde bu ayet ile iktifa edelim. Müteakip derslerimizde dinsizlik cereyanının sebepleri. Neden dinsiz oluyorlar? Neden Allahsız oluyorlar? Neden ateist oluyorlar? Neden bunları savunuyorlar gazetelerde? Bunun sebepleri var. 7-8 tane sebep tespit etmiş bulunuyorum. Bunları size peyderpey derslerimizde anlatmaya inşallah çalışacağız. Şimdi okuyacağım ayet şudur. Bakın Cenab-ı Hak dinsiz bir adamı,
Allah'a inanmadığını söyleyen bir kişiyi, ateist dediğimiz bir kişiyi, bakın aynen şu ayette şöyle anlatıyor, Estağfirullah. Araf suresinin 179 numaralı ayeti. Sure-i Araf, ayet 179. Estağfirullah. Lehum kulubun la yefkahune biha ve lehum a'yunun la yubsirune biha ve lehum azanun la yesme'une biha ulaike kel en'ami bel hum edal ulaike humul gafilun. Sadakallahul azim. Şu ayetlere bak. Bir kere kesinlikle bakınız, bu dinsiz, ben Allahsızım, dinsizim, ateistim diyen bu Türk yazarları, Türk çizerleri, kendilerine haşa münevver, aydın, maydın, entel diyen bu kişileri Cenab-ı Hak tek kelimeyle ülaike kel en'ami, bunlar hayvanların ta kendileridir diyor. Bir kere bunlar insan değil. Bir kere dinsiz adam vallahi insan değildir. Ayet söylüyor, ben söylemiyorum. Ülaike kel en'ami, hayvanın ta kendisidir diyor. Bu Kur'an ifadesidir, benim değil. Hatta daha da ileri gidiyor Kur'an. Belhü medal, hayvanlardan daha aşağılıktır diyor. Bakın. Belhüm, bel aksine, hüm, o dinsizler, ateistler, edallü, hayvandan daha sapık ve şerefsizdir. Her dinsiz şerefsizdir. Çünkü hayvanın şerefi yoktur. Her dinsiz hayvandır. Her dinsiz şerefsizdir. Her dinsiz namussuzdur. Bunu Kur'an söylüyor, ben söylemeyeyim. Çünkü hayvanın namusu yoktur. Eğer Türkiye'deki bu ateistler, başta Sivas'ı kana boyayan Melunoğlu Melun bu ateist ve diğerleri zerre kadar yürekleri, zerre kadar cesaretleri varsa televizyonda canlı yayın olarak açık oturum tertiplesinler. Kendilerini hayvan olarak ispat etmezsek davamıza döneceğiz. Ama mümkün değil. Adamlar devletin himayesinde. Arkalarında basın var, arkalarında sektör var, arkalarında rektör var, arkalarında milyarlar var bu adamların. Ama bir hoca hiçbir desteğe sahip değil. Hiçbir hocanın Türkiye'de desteği yoktur, devleti yoktur, idaresi yoktur, arkasında holdingler yoktur, şirketler yoktur, örgütler yoktur. Hocayı istediği dakikada devlet bakanlarından birisi istediği anda görevine son verebilir. Anında. İstediği dakikada bir savcı, istediği hocayı ellerine kelepçe vurarak mahkemeye getirebilir. Kimse onu dava etmez, kimse desteklemez hocayı. Hocalar sahipsizdir Türkiye'de. Hocalar zavallıdır Türkiye'de. Mümkün değil. Ama bir dinsiz, bir ateistin arkasında falan gazete, falan holding, falan devlet, falan idare vardır. Onun için gelmiyorlar. Televizyonda eğer açıkça, serbestçe, özgürce, hürriyet içerisinde bu ateist denen hayvanlarla konuşma imkanımız olsa, 60 milyon insanın huzurunda dört bacaklı hayvandan daha adi olduklarını vallahi ispatlayacağız. Ayet-i kerimeyle tabii, kendimizden değil. Ama ne yapalım ki böyle bir ortam vermiyorlar, böyle bir fırsat vermiyorlar. Böyle bir her televizyondan şahsen bana program için müracaatlar oldu. Bilmem ne. Bir pis bir kanal var, HDD diyorlar. Devamlı Hristiyanlık reklamı yapıyor, HDD. Haç reklamı, efendim, rahip reklamı, rahibe. Devamlı Hristiyan filmleri yayınlayan, ne olduğu bilinmeyen bir televizyonlar var. HDD diyor, HDD ne demekse. Bu kanaldan çok peşimize düştüler. Aman, Hoca Efendi'yi bulalım, bir program yapalım, konuşma yapalım, soralım, cevap versin filan. Ben kabul etmedim, çekindim, sakındım. Çünkü adamların ben
itimat edemiyorsun ki mahiyeti nedir, hakikati nedir, bu adamlar kimdir, bu adamların arkasında kim var, hangi İsrail var, bilemiyorsun ki. En sonunda kaçamadım, muazzam peşimize düştüler. Dedim ki bir şartla kabul ederim programı. O da canlı yayın yapacaksınız. Canlı yayın. Nasıl ki futbol yayınlıyorlar canlı, o anda futbolcunun oynadığı sırada canlı yayın yapıyorlar. Ona kimse müdahale edemiyor, kesemiyor, kırpamıyor, dokunamıyor. Canlı yayın yaparsanız stüdyoya geliriz, hazır oluruz. O zaman dediler ki yok, canlı yayına biz gelmeyiz dediler. Canlı yayına biz razı değiliz. Niye? Beni konuşturacak orada, alacak sözlerimi yapacak, arkasından eline bir de makası alacak, oradan kırpacak, buradan kırpacak. Günün birinde programa koyduğu zaman benim konuşmam adeta rezil rüsvay olacak. Buna itimat etmediğimiz için katılmadık. Altıncı kanaldan defalarca peşimize düşenler, onlara bu gerekçeyle ya canlı yayın yapın, yapın erkekseniz canlı yayın gelip konuşalım. Ona da onlar yanaşmıyorlar. Niye? Paket yayın yapacak, kaset dolduracak, gidecek, o kaseti kendi kafasına göre kesecek, biçecek, dikecek, ilave edecek, arayı açacak, kendi arzusuna göre yayın hazırlayacak. Ona da biz katılmıyoruz, haklı olarak. Ama henüz Türkiye'de fikir özgürlüğü yoktur. Vallahi ve billahi Türkiye'de demokrasi yoktur. Gerçek manada, onların anladığı manada da demokrasi yoktur, fikir özgürlüğü yoktur. Hala bir sürü yasak var. Bir sürü yasaklamalar var. 159. madde, 157, 158, 214, 5816 hep böyle yasaklı. İnsanın beynini yasaklayan maddeler var, beynini. Ya insanın beyni, yani düşünce yasaklanır mı? İşte yasaklamışlar. Onun için fikir özgürlüğü olmadığı için adamlar cirit atıyorlar. Biz Allahsızız diyor. Ben sizin Allah'ınızı tanımıyorum diyor. Hatta bir konuşmasında belki takip ettiniz, gördünüz. Kur'an'ın diyor, bu Kur'an denen kitaba inanmak için benim deli olmam lazım diyor adam. Deli olmam lazım bu Kur'an-ı Kerim'e inanmak için diyor. Yani 60 milyon insana deli diyor Türkiye'de. Adamlar bunamış, pörsümüş, kokuşmuş, en adi domuzdan daha beter olmuşlar. Ama işte arkasında devlet var bu adamın. Arkasında radyo var, arkasında televizyonlar var, arkasında holdingler var bu gavurların. Eşit şartlarda değiliz. Bir hoca onların sahip olduğu imkana sahip değil. Maalesef 70 yıldır onlar önde, Müslümanlar arkada kalmışlar. Bunlar hakkında Kur'an-ı Kerim çok açık ifade ediyor. Ülaike kel en'ami, hayvan, öküz gibidirler, hayvan gibidirler. Melhum edallü, hayvandan daha aşağılıktırlar. Bu ayet Kur'an'ın ayetidir. Araf suresinin 179. ayetidir. Nasıl oluyor peki, niye hayvan dedi? Bunun bir tek sebebi var biliyorsunuz. O da düşünme dediğimiz kabiliyetten mahrum olmaktan doğuyor. Hayvanlar düşünmez. Hatta hayvanların düşünme kabiliyeti, buna Kur'an-ı Kerim tefekkür diyor. Tefekkür. Tefekkür demek düşünebilmek. Nereden geldiğini, hiçbir hayvan yeryüzüne nereden geldiğini düşünmez. Hiçbir hayvan yeryüzünden niçin gittiğini düşünmez. Beni dünyaya getiren kimdir, beni dünyadan götüren kimdir diye hiçbir hayvan düşünebilir mi? Ne dersiniz? Düşünemez, mümkün değildir. İşte Allahsızlar da, ateistler, dinsizler de dünyaya niçin geldiklerini, neden dört bacaklı hayvan değil de insan olarak geldiklerini düşünmedikleri için, dünyadan sonra nereye gideceklerini, bu ölüm denen hadiseyi, toprağın üstünden toprağın altına gömülmeyi, defin olmayı bir türlü anlayamadıkları ve düşünmedikleri için Allah ateistlere hayvan diyor. Belki daha beladır, belki daha kötüdür diyor.
Hayvan düşünmez. Hatta o 80 yaşına gelmiş bunak herif, melun herif bir vasiyet yayınladı. Günlük bir gazetede, bende var o vasiyetin yazılı yayın kuperi, gazeteden kesmiş saklıyorum. Diyor ki ben öldükten sonra dirilmeye inanmıyorum diyor. Bu sebeple ben öldükten sonra diyor Hristiyanların mezarlığını da istemiyorum. Yahudilerin mezarlığını da istemiyorum. Müslümanların mezarlığını da istemiyorum diyor. Belediye cenaze teşkilatında bir bölüm hazırlasınlar, orada benim cesedimi yaksınlar, külümü havaya savursunlar diyor. Vallahi resmen yayınlandı bu vasiyetini. Böyle bir adamı şu anda 32 polis koruyor. Şimdi, peki dünyaya gelmenin ve dünyadan gitmenin bir manası, ya insan 2 dakika düşünür be. Nereden geldin, nereye gidiyorsun? Mindeyken bu gözü, kulağı, eli, ayağı, dişi, tırnağı sana takan kim, seni hazırlayan kim? Hayvanlar bunları düşünemez oldukları için Allahu Teala ateistlere hayvan diyor. Hayvanlardan daha adi ve alçak, aşağılık, şerefsiz diyor. Ya bunun tabii bir hayli ispatları var, izahları var. Geniş bir konu. Ama dediğim gibi eşit şartlarda eğer televizyonda yahut daha istedikleri bir yerde özgürce, hürriyet içerisinde konuşma, anlatma özgürlüğüyle bize de fırsat verseydiler, acaba ben dinsizim demek imkanını bu adamlar bulabilecek miydi? Hiç zannetmiyorum. Ama tabii bir dinsizin sahip olduğu imkanlara biz sahip değiliz. Türkiye'de, Cumhuriyetinde. Evet, اُلَٰئِكَ كَلَنْعَامِ Anlattım bunu. بَلْهُمْ اَدَلُّ Edal, daha sapık, daha kötü, daha beter, daha belalı. Hayvanlardan daha aşağılık tabiri var Kur'an'da. Evet, bakınız, her ateist namus mefhumundan mahrumdur. Yani Allahsızın nazarında, ateistin nazarında namus yoktur, nikah yoktur. Zina serbesttir. Zaten ateistlerin çoğu da eşcinsel homoseksüeldir. Lezildir, rüsvaydır. Homoseksüellik çok affedersiniz. Yani affınıza ve edebinize sığınarak söylüyorum. Erkek erkeğe cinsi temasa geçen bu insanlar vallahi de hayvanlardan daha aşağılıktır billahi de. Niye? İzah edeyim, ispat edeyim. Bunu Kur'an söylüyor. Niçin? Hayvanlar tarihine bakın. Hayvanların yaratıldığı günden bugüne kadar hayvanların tarihine bakın, araştırmaları inceleyin, göreceksiniz. Hiçbir erkek hayvan diğer erkek hayvana cinsi arzu duymamıştır. Vaki değil. Yani koçun koça, tekenin tekeye, tosunun tosuna affedersiniz. Erkek erkeğe hiçbir hayvan sulanmamıştır, cinsel arzu duymamıştır, şehevi bir heyecan hissetmemiştir. Asla vaki değil. Ama bakın şimdi şu Allahsızlara bakın, şu ateistlere bakın ki, şu feministlere bakın ki, şu melunlara bakın ki, resmen erkek erkeğe cinsi arzu duyuyorlar. Hiçbir hayvan böyle değil ya. Hatta özendikleri, taklit ettikleri Amerika'da, her zaman söylüyorum bunu akılda kalsın diye, Amerikan halkının 100 kişide 46'sı erkek erkeğe cinsi ilişkiye geçmiştir. %46. Amerikan Cumhurbaşkanı'nı en çok rey verip destekleyenler de vallahi eşcinseller Amerika'da. Şimdi orduya kabul edildiler. Ve Amerikan Cumhurbaşkanı'nın kurduğu resmi hükümette, şu anda Amerikan hükümetinde 16 tane erkek bakan birbiriyle cinsel ilişkiye geçmiş durumda. Eşcinsel. Zavallı dünya. Hiçbir tarihte bu kadar pis olmamış bu dünya. Rezil olmamış bu dünya. Şimdiki kadar yani. Türkiye'de aynı istikamette gelişmeler var, çalışmalar var.
Görüyorsunuz yayınlar ona göre, programlar ona göre devamlı hayvanlardan daha aşağılık sıfatları reklam ediyorlar. Dikkatle takip edin televizyonda, özellikle 6. kanal nereden emir alıyorsa, arkasında hangi Yahudi varsa, vallahi takip edin, devamlı kadın erkek münasebetlerini kurcalıyor. Efendim, bekarete lüzum yokmuş. Bir kadın evlenmeden önce istediği erkeklerle flört yapmalıymış, gezip dolaşmalıymış, hatta birçok erkeklerle cinsel ilişkiye geçmeliymiş, hangisi kendisine göreyse onunla evlenmeliymiş diyor. Bunu kanallar yayıyor, televizyona yayıyor. Irz ve namus mefhumunu ortadan kaldırmak, aile birliğini kaldırmak, nikahı kaldırmak, zinayı serbest hale getirip Amerikan toplumu gibi bu toplumu da kadın kadına, erkek erkeğe eşcinsel hale getirmek için televizyon kanalları köpek gibi çalışıyorlar. Ve cemaat-i müslimin de bunları seyrediyor. Ne bir tedbiri var, ne bir tepkisi var, ne bir karşı koyması var, ne ses çıkartması var. Maşallah, koyun sürüsüne döndük. Koyun sürüsü. Ama böyle gitmez Müslümanlar. Vallahi böyle gitmez. Bakın gitmiyor işte. Bakın Azerbaycan'da işler görüyorsunuz ki gitmiyor. Bak memleket gidiyor. 300 bin insan evinden barkından koparım sokaklarda yaşıyorlar görüyorsunuz. Bakın Bosna Hersek gitmiyor. Sırplar vura 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 oradaki bütün ev sahiplerini, yazlık sahiplerini, kışlık sahiplerini perişan edip evine, barkına, malına, ırzına tecavüz etti mi etmedi mi görmüyor musunuz ya? Bırakmıyorlar bizi bize. Bırakmayacaklar işte görüyorsunuz. İşte doğunun hali, işte güneydoğunun hali. Bakın ben memleketime gidemiyorum bu yüzden. Hürriyet, özgürlüğü yok. Hadi erkekseniz binin bir otobüse de gidin Bingöl'e. Bingöl'ün nüfusu 40 binden 10 bine düşmüş. 3 ay 4 ay zarfında 40 bin nüfuslu Bingöl şehri 10 bin kişiye düşmüş. Kaçan kaçana. Hadi gidin bakayım. Askerler adeta öldürülüyor resmen. Karakollara askerleri koyuyorlar. Herifin elinde roket atar var. Uzun menzilli silahlar var. Türk askerinde bu silahlar yok. Ta karakolun bilmem ne kadar uzak mesafesinden karakolu ateşliyor, füzeliyor, bombalıyor. Haydi her akşam televizyon ekranında 10 tane asker öldü bir üsteğmen. Ya böyle şey olmaz be, ayıp be. Vallahi utanıyorum ya. Şehit, şehit, şehit. Sanki dünyada şehit kalmadı, hepsi bize geliyor maşallah. Ama hiçbir şey düzelmiyor, hiçbir şey düzelmiyor. Olmaz. Bakıyorsunuz efendim, hayvanların dahi çıkmasına imkan olmayan yüksek bir tepede, vallahi doğuya gidip gelen arkadaşlar var, öyle dağlar, öyle uçurumlu tepeler var ki diyor arkadaşlar, oraya hayvanın çıkması mümkün değil, ancak çok usta, dağcı bir insan oraya çıkabilir. O dağın tepesinde bir bakıyorsunuz, roket atar silahı var. Oraya neyle çıktı? İnsanın götürmesi mümkün değil. Hayvanın çıkarması mümkün değil. O dağın en yüksek tepesine bu roket atar silahını kim koydu? Bir bakıyorsunuz, çekiç güç diye bir bela var. Onun Amerikan helikopterleri götürmüş, PKK'ya silahı dağın tepesine oturtmuş. İspat edildi bu. Sen uyu bakalım Müslüman, sen uyu. Uyu bakalım ne oluyor memleket, ne oluyor bu işin arkasında kimler var? Kim savaşıyor, kim savaştırıyor? Bu Mehmetçikleri kim öldürüyor, kim öldürtüyor? Davulla, zurnayla askerleri doğuya, güneydoğuya gönderiyoruz. Arkasından tabutu geliyor. Böyle askerlik olmaz. Bunun çaresini. Ağlayan analar, çıldıran babalar. Yazık be! Böyle millet olmaz. Böyle hürriyet olmaz, böyle demokrasi olmaz. Verin dibine basın öyle demokrasi. Buradan ben davulla, zurnayla asker gönderiyorum. Orada bayrağa sarılı tabutlar geliyor. Bu kadar ucuz zamana. Böyle olmaz bu askerlik. Ayıptır, günahtır. Yapmayın Allah aşkına Müslümanlar.
Eğer sahip olmazsanız vallahi İstanbul elimizden gider. Bakın işte bundan 5 gün evvel İstanbul'da Fener Patrikhanesi'nde dünyanın dört bir tarafından gelen kara cübbeli, katran renkli, uzun sakallı papazlar Türk basınına kapalı, Yunan basınına açık, Fener Patrikhanesi'nde gizli 6,5 saat toplantı yaptılar mı yapmadılar, size söyleyeyim. Yaptılar ve bir kelime açıklama yapmadılar. 6,5 saat dünyanın dört bir tarafından gelen patrikler, patrik, Ortodoks patrikleri bunlar. Gavur onu gavur bunlar. İstanbul'un göbeğinde Fener Patrikhanesi'nde devletin gözüne baka Türk basınına kapalı 6,5 saat vallahi gizli görüşme yaptılar. Sızan haberlere göre İstanbul'u Türklerin elinden ne zaman alalım, Ayasofya'yı ne zaman kilise yapalım diye resmi karar almışlar. Hadi bakalım. Niye karar almasınlar? Birleşmiş Milletler zaten onlardan. NATO zaten Hristiyan. Avrupa topluluğu zaten Hristiyan. Bunlar da papaz, bal gibi alırlar. Seni sana bırakmazlar Müslüman. İşte Bosna'yı bırakmadılar. İşte Azerbaycan'a bırakmak, Akdam gitti, Fuzuli gitti, Bakü'ye yaranlar. Günün birinde İstanbul'dan Türkler çekilsin diye bir kampanya başlar da Birleşmiş Milletler'e gelirse vallahi işin düpüştür senin. Durum budur. 6,5 saat Ortodoks patrikleri gizli toplantı yaptılar. Bunu açıklasın diye işte bir devlet adamı, bir hükümet adamı. Açıklayın bakayım. Kontrol bile yetkisi yok adamların ya. Adamların elindeki silahlar bugün bizde yok. Bizim neferimizde, askerimizde yok. Geçen anlatmışımdır işte biliyorsunuz. Erzurum'dan kalkan bir otobüs Erzincan'ın çıkışına doğru durduruluyor. Otobüs, normal yolcu otobüs durduruluyor. Silahlı eylemci otobüsün içine giriyor, bağırıyor, 24 numaradaki yolcu aşağı insin, 24 numara. Bir tanesi kalkıyor, iniyor, bakıyorlar kimliğine, bunu bütün gazeteler yazdı biliyorsunuz. Bakıyorlar, hadi lan diyor, bir küfür savuruyor, sen bizim aradığımız adam değilsin diyor, o 24 numarada bir tane binbaşı olacaktı. Ne oldu binbaşı? Sakladınız diyorlar. Diyorlar ki yok efendim, Erzurum'dan beri ben oturuyorum 24 numarada. Hayır diyor. Şoförü sıkıştırıyorlar. Şoför diyor ki beyefendi haklısınız diyor. Bir binbaşı 24 numaradaydı ama bazı mühim evrakını unuttuğu için bu otobüsten indi, öbür sefere bindi diyorlar. Doğru. Ve siz nasıl bizi oyalarsınız, zamanımızı burada harcarsınız diye şoförün alnına 5 kurşun sıkıyorlar. Muavini de öldürüyorlar. Yolcuları da indirip otobüsü kökten yakıyorlar. Benzinle, mazotla. Peki soruyoruz. Ben tezkere almış Bayburtlu bir askere, jandarma erine sordum. Ya o peki bunlar 24 numarada bir binbaşının oturduğunu nereden biliyorlar? Dedi ki hocam telsizle bildiriyorlar dedi. Ya bu nasıl telsiz? Sizin telsizleriniz bunu önleyemiyor mu? Diyor ki bizdeki telsizler dağın tepesine çıkmadan çalışmıyor. Yükseğe çıkıyorsun. Onların elindeki telsiz yerin dibinde çalışıyor diyor. Amerikan telsizi. Vermiş Amerika bunlara telsizimizi. Efendiler bir oyuna geliyoruz. Memleket gidiyor. Vallahi memleket gidiyor. Bak yeminle söylüyorum. Korkunç bir gaflet, cehalet, dalalet var. Düşmanlık var. İçimiz dışımız karmakarışık. Karmakarışık. Böyle gidemeyiz. Böyle gidemeyiz. Yazık şu öldürülen polislere ya. Vallahi üzülüyorum. Her akşam liste halinde şu kadar polis öldürüldü. Ya bu polisler insan be kardeşim. Bunlar insan, Müslüman ya. Niye bunları öldürtüyorsun sen ya? Ne olacak peki bu? Bu güvenliğimizi korumakta görevli, masum, hiçbir suçu olmayan bu polisleri niye öldürtüyorsun sokak sokak, cadde cadde? Aldığı maaşlar belli, çoluk çocuğu belli. Kiracı, polislerin pek çoğu kiracı, gidişi yalnız, gelişi yalnız, koruması yok. Bir Allahsızı korumak için 32 polis veriyor, bir polisin koruması yok.
Mermi doğru dürüst verilmiyor. Silahı o örgüt silahları gibi kuvvetli değil. Yazık ya. Askerimize yazık, polisimize yazık, insanımıza yazık. Yazık ve günah. Bakın ormanları yakıyorlar. İki gündür Uludağ yanıyor, duydunuz. Uludağ'da yangın var iki gündür. Bütün o ormanlar yakılıyor. Niye? Turist gelmesin, Türkiye batsın diyorlar. Bakın ne belalarla karşı karşıya getirdiler bizi. Koruma yok. Hiçbir tedbir yok, hiçbir çare yok. Bütün dünya oy birliğiyle, el birliğiyle Müslümanları yok ediyor. Müslüman da bunun farkına varmalıdır, anlamalıdır, inanmalıdır, bir araya gelmeli. Tarikatlar, cemaatler, hocalar, efendiler, şıklar, müritler bir araya gelmelidir. Toplumuz birden batacak böyle giderse. Hocalar bir araya gelmelidir. Efendim yumuşak olalım, yavaş konuşalım. Efendim cehennemden konuşmayalım, cennetten böyle şeyler olmaz. Memleket yangın almış başını gidiyor, sen ne de ister yumuşak ister sert ne fark eder? Memleket toptan yanmaya başladı. Allah-u Teala cümlemizi ikaz eylesin inşallah. Ezan-ı Muhammed'i okun uzatmayacağız çünkü işi, gücü, işçisi, kalfası, amiri, memuru kardeşlerimiz var. Bankalar kapanmadan maalesef oralara koşmak zorunda arkadaşlarımız var. Hafta sonudur diye hutbeyi de uzatmayacağız, uzatmıyoruz. Vaazı da uzatmıyoruz. Burası sanayi bölgesi. Hak Teala her vesileyle ifade ettiğimiz gibi toprağın üstünde yaşayan Türkiye'de toprağın üstünde yaşayan insanların Allah katında bir değeri yoksa toprağın altındaki şehitleri hürmetine Rabbim bu memleketi ezdirmesin ve parçalatmasın inşallah. Hak Teala cümlemizi ikaz eylesin ve 2000 yılına kadar bütün bu çemberleri kırıp İslam devletine ulaşmayı bize nasip eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Kardeşler camiye yardım etmeyi Allah aşkına ihmal etmeyin. Söylemeye de gerek görmüyor. Zaten görüyorsunuz yani şu alt kattan çıkalım diyoruz ama daha bir sürü eksiklerimiz oluyor. Sahip çıkın, Allah aşkına sahip çıkın. Bu camilerin sahibi sizsiniz. Bu camilerin sahibi devlet değil. Devlet ben laikim diyor, ben de Allah'ım Allah tanımam diyor. İdare laik, devlet laik, camiye karışmıyor. Bir yatırım yapmıyor, para bütçeden bir kuruş para yok devletten buraya. Bunun sahibi sizsiniz, biziz, siz, biz. Biz de destek olmazsak bu bodrumdan çıkamayız. Üst kata çıkalım, şu kubbe altında şöyle bir coşalım Allah'ın izniyle canım ve bir tedbir alalım, bir çare arayalım inşallah. Allah-u Teala cümlemizi muvaffak eylesin. Amin. Velhamdülillah.